Bir devrinin kahramanı ve lideri, Dünya Uğur Kurultayının kurguçı reisi, Garip Dünyası'da tüncü bulup Uyghur Teşkilatını kurup Uyghur davasını başlayan peşkadem köreşçimiz ve milli ustazımız Erkin Alptekin Efendimnin hayat geçirmişleri tepside bayan kılınan bir devrinin hatırsı, Muhacirat-ı Şarkı Türkistan davası ve Erkin Alptekin namlık eser yıkındı Türkiye'de neşirden çıktı. İstanbul Üniversitesi'nin dosenti Dr. Ömer Kol Efendi tarafından kaleme gelinen mezkur eserde Muhacirat-ı Uyghur Milli Hareketi'nin peşkadem rehberlerinden biri olan Erkin Alptekin Efendi'nin hayat geçirmişleri tepsili bayan kılınan. Eser avtori Ömer Kol Efendi'nin Erkin Asya Radyosu Uyghurcu bölümüne bildirişçe İstanbul Üniversitesi'nin okutucuları ve tetkikatçıları birkaç yıl ilgiri Şarkı Türkistan'ın 40. yıllardaki vaziyetinin Türk şahidi bulgan, hem de 20 esirlik hayatını Uygurlarının muhacirat-ı milli dava açtırgı beğişliğen Erkin Alptekin Efendi'ye onun keçirmişlerini yazıp kaldırış teklifini bergen. Bırak Erkin Alptekin Efendi keçirmişlerimini yazıp kaldırışının haciti yok, ben fakat özümden bir kişilik insani, imani, vicdanı burçun ada kıldım deyip özür etken. Ama onlarının kayıt talep kılışı bilen ahir makul bulup, bugünkü günde bu kitabının royap çıkışıga vesil bolgan. Ömer Kol Efendi bu kitap hakkında mındak deydi. Deslep inkaslar karganda, bu kitabının Uyghurlarının tarihi münasvetlik mol uçurlarga tolganlıkı, bilim karakterlik ve malumat karakterlik mezmunlarının köplep oturu koyulganlıkı, Uyghur davasının tık aydınlaşmagan her kays taraflarının mı yort berilgenlikki, olup mu 40 yıllardaki vaziyetinin karanlı taraflarının yort berilgenlikki mayenleştirilip, Serip kılgan ecrimizden mukabatkı erişkenlikke bizni nait kursan kıldı. Hazır 86 yaş kirgen Germaniyanın Würzburg şehirde yaşaydıgan Erkin Alptekin Efendi, bir davanın hatırısı, Muhacirat-ı Şarkı Türkistan davası ve Erkin Alptekin namlık kitabının neşirden çıkış münasit bilen kılgan sözü de, mezkur eserinin dosent Ömer Kol Efendi ve İstanbul Üniversitesi'nin doktorlarının talepleri hem ecir bilen vücutkı çıkarlıkın tılgaldı. Dünya Uğur Kurultayının reisi Dolkun Eysa Efendi mi Erkin Alptekin'in hayati ve küreş hatırışı yortulgan bu kitap hakkında öz kararlarını bayan kılganda, Erkin Alptekin Efendi'nin Uyghur davasının simoğul kaylangan bir şahsi kellikini, onun Eysa Yusup Alptekin'in oğlu buluş, Uyghur davasını tuncuqatım garip dünyasında tonutkıcı şahs buluş ve köpleyen halkaralık teşkilatlarının korkutusu buluş sübütü bilen muyum bir tarihi şahsi hesabınlığalıqın ilgir sürdü. Onun tılgılı işçe, Erkin Alptekin Efendi'nin bu kitabeden Şarkı Türkistan'ın eser halkıgan tarihinin kartinlerini körüyleş mümkün iken. Dolkun Eysa Efendi'nin bildir işçe, Eysa Yusup Alptekin bilen Muhammed Emin Boğra Türkiye'ni merkez kılgan halda Türk-Arab dünyası Uyghur davasının urgını çaşkan bolsa, onun oğlu Erkin Alptekin garip dünyasıga bu mukaddes davanın urgını çaşkan kişi hesaplandıken. Eğer Uyghur davası bugün mü mevcut bulup turuvatkan bolsa, onu onun küçten tikken Erkin Efendi'nin ecir mehnetinden ayırıp kargılı bolmaydıken. Şundaqıl Erkin Efendi vatan üçün en köp ecir kılıp, özünü en az teşvik kılgan bir zat sanıldıken. Eser avtori Ömer Kol Efendi bu kitapka yukarıdaki namını beriştik sebep hakkında toxtılıp mundaq deydi. Biz bu eserini yazış jarayanında bunun Şarkı Türkistan davasının bir hatırası bolganlıkını, Erkin Alptekin Efendi'nin hayat keçirmişlerinin Şarkı Türkistan davasının bir yüzünü yoğurtup bergenliğini his kıldık. Ve eserge bir davanın hatırası, Muhacirat-ı Şarkı Türkistan davası ve Erkin Alptekin deyip nam berişini uygun gördük. Elbette bu eserde Erkin Alptekin Efendi'nin şahsi keçirmişlerini bayan kılıplı kalmay, Erkin Alptekin Efendi'nin Eysa Yusup Alptekin ve Muhammed İmin Buğra Efendileri bilen bergelip bargan faaliyetleri, hem de Şarkı Türkistan davasının garipte baş götürüşük münasvetlik faaliyetleri gibi münasip orun berişki tırıştık. Garip metbatlarda Uyghurlarının lideri ve közü körüngen Uyghur siyasiyonu deyip tariflendiğen Erkin Alptekin Efendi, 1937 yılı 12. ayının 3. günü Lanzhou'da tuğulgan. 1949 yılı Komünist Xitay Armiyası Şarkı Türkistan besip kiriş harpısı da dadısı Eysa Yusup Alptekin ve Muhammed İmin Buğra Efendileri bilen birge vatanını terk etip Hindistan'a hicret kılgan. 1954 yılı Türkiye'ye yerleşken. 1961 yılından 1970 yılgıca Türk Hava Yolları'nda hizmet kılgan ve Koşumçu İstanbul'da Yüksek Akbaratçılık İnstitutu'da akbarat kesbide okup, bizim Anadolu gezidinin muhbiri olup işligen. 1971 yılından 1995 yılgıca Azadlık Radyosu'nda hizmet kılgan. 2004 yılından 2006 yılgıca Dünya Uğur Kurultayının tuncu nöbetlik reis bulup vezip ötigen. Dünya Uğur Kurultayının kurgutisi ve tuncu reis bolgan Erkin Alptekin Efendi hazır kadar nurgulgan halkaralık yığınları katnışıp Uyghurlar meselesini anlatıp gelgen. O, 1985 yılı Şivisariya'da Şarkı Türkistan, Tibet, İşki Mongolia halıkları ihtipakını, 1990 yılı Germaniya'da Avrupa Şarkı Türkistan Birlik Teşkilatını, 1991 yılı Gollandiya'da UNPO deyip atıldığan Vakaletsiz Milletler Teşkilatını, 2004 yılı Germaniya'da Dünya Uğur Kurultayını kurgan hem de türlük vazifelerde bolgan.
şundaqlı köpligen xalqaralıq teşkilatlarga mesleçi bulup xizmet kılgan. Dünya Uğur Kurultayının muavin reisi Perhat Yorunqaş Efendim istansımız kılgan sözü de özünün çeteldeki 30 yıllık küreş hayatı da Erkin Alttekin Efendi de kemter, xuşkuy, kiçik peyil, salapetlik, hatta kuçaktaki ballarımı sili özleri deb xitap kıldığan bir lider bilen tonışkallıqıdın ve onun bilen bir sept küreş kılgallıqıdın çeksiz iptiharınlıqallıqını Kurultay reisi Dolkun İsa Efendim başçılıkıdaki bir avlat yaş inkılapçılarının meyli halkara münasuvet, lobiyçilik, garip dünyasında dava ilip berişinin usulları cahitli bolsun, ya ki Uyghur davasını halkaralaştırışının strategilik yolları hakkıdı bolsun, intayın köp emili bilim ve tecrübelerge ilgi bolgallıqını, öz namı Erkin Alttekin Efendim'nin sayısı da 1994 yılından başlap halkara münberlerge katniş şerpik erişkenlikini, 94 yılının ahırlarında Erkin Alttekin Efendim'nin teklif bilen Gollandiya'da çakırılgan Vakalesiz Milletler Teşkilatı yani UNPO'nun umumi kurultayı katnaşkallıkını yani Erkin Alttekin Efendim'nin bevasit orunlaştırışı bilen 1996 yılı 7. ayının 25. günü Amerika Devlet Meclisi de Bintuen'nin barında elip bargan kırgınçılık hakkında guvalık bir şerpik erişkenlikini ve bunun için Amerika Devlet Meclisi de guvalık bergen Tunca Uyghur bulup kalgallıkını esiltip ötti. Bu yıl 86 yaş kırgan mühterem ustazımız Veli Liderimiz Erkin Alttekin, Münhin Çonlar Meşripi'nin aktif azalarının biri bulup, hazır mı hem zihni intayın uçuk ve nait temen. Erkin Alttekin Efendim'nin özünün 86 yaşı kırıp mı, yani hudi yaşlardek nait cüşkün hikayelikinin sır hakkı da stansımızı tohtulup mundak dedi. Yaş 86'ı yetip kaldı. Yaman emez turvat imen. Hudaymğımın şikri. Salametlikim yaman emez. Pat pat doktorlarga körünüp, davalınıp, buyurgan doğrularını yep git barmen. Öydü bolsam, her günü bir saat mınıp gelmem. Benim bütün ömrüm tenerketten ötken. Hindistan'da kriket oynadım. Boksta mesh kılıç kıtırıştım. Türkiye'de futbol ve çeliş bilen şuğullandım. Germaniye kilip caylaşkandın kiyin futbol oynayışını devamlaştırdım. Bazı vakitlerde tetkikat işleri bilen şuğulunum. Hazır kadar başkalarının özünü lider deb atışıga izçil türlü karşı durup gelgen Erkin Alttekin Efendim bunun sebepleri hakkında toxtulup mundaq dedi. Lider degen sözünün yaqtırmaslıqımının sebebi, eğer tarihimizde nezar taşlaydıgan bolsaq, müşkillerde kilişimizden asas sebeplerden birinin liderlik talaşlardan kilip çıkallıqını körümüz. Bu liderlik talaşları tekici devamlı şuvatıdı. Küçük vaxtımda altışar tereplerge kelgen çağlarda toy tökünlerde devamlı revişte uruş cidel çıkıp durattı. Bunun sebebini apam bana tört alışıp uruşu da ödep çüşendirgen idi. Aradın ötken uzun yıllar devamında oylanıp, acaba mötüver bir adam pegada oltursa nemistin mehrum kalar, şerefsiz bir adam törde oltursa nemi gerişer degen suallarını özüm köp koygan idim. Durmuşumuzda tek hiç törde olturuş bilen mötüver balalaydıqalıqı işengen adamlarının saniye az emez. Biz tek hiçe makamının insanlarga emez, insanların onunla mena berdiqalıqının perkini bilelmeyi yürüyemez. Bu ve bunun okşaş işler, lider degen sözünü yaktırmaslıqımga, uzun yıllar yalğız paliyet ilip berişimga, tör, makam, şan şöhret, aburi talışılgan yerlerden uzak duruşmağı sebep bolgan amınlar idi. Men lider depla lider bulu olgalı bulmaydı. Hakiki liderler bir milletnin taqdirge münasuvetlik nait zil ve nazik vaqtlarda otturgu çıkıdı. Yol başlaydı ve millet o liderge egişip mağıdı. Atalmış liderler milletni suistimal kılıp yok bulup gitdi. Hakiki liderler birav terbiden tayinlenmeydi. Çünkü hakiki lider kelecekni, başkalar bolsa pekatlan burnunun uçunu gördü. Meselen, bir pay okatmay Hindistan İngiliz hakimiyetinden kutuldurgan Mahatma Gandhi. Bütün müstemlikçi devletleri karşı uruşup Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup çıkan Mustafa Kemal Atatürk. 27 yıl türmede yetip durup Cenubi Afrika'daki ırkçı hakimiyetini ağdırıp taşlayan Nelson Mandela okşa şahsler hakiki liderlerdir. Şundakla siyasi lider, dini lider, sensasyon yani yenilik veya ki alaylık yaratkan lider diyen okşa herkıl liderlerim var. Eğer bu liderler bilimlik bulmasa, gay nişanı bulmasa, Yırakını körelmese, işençilik bolmasa, turaklık bolmasa, her cihetten örnek bolmasa, ilham kaynakı bolmasa, terakkiyatperver bolmasa, adaletlik bolmasa, kemter bolmasa, kişilerinin fikirlerge hürmet kıldığan bir karakterge iyi bolmasa, onlarının dertlerge dava bolmasa, çoğunlarga hürmet ve kişilerge izzet kılışını bilmese, peziletlik bolmasa, birlik, kayrındaşlık ve hemkarlıkını kapaletge iyi kılalmasa, hergiz hakiki liderlik süptüge iyi bulalmaydı. Şoğumuz Yusuf Has Acip, bir lider esil buluşu, sözü işenç beğişlaydıgan ve öz çıraylı huyuğu iyi buluş gerek, bir lider tamahur olmasıdık gerek, çünkü tamahur bir liderge dünyadaki bütün baylıqlar az geledu, devlet ve halkıge zarar keltirdu, bir lider dana ve bilimlik buluş gerek, çünkü
Bir devlet ve millet faqat bilim ve aql bilen idare qilindi. Mana bundaq liderinin u dunya ve bu dunyadagi o'rni nihoyat yüksek bo'ladi. Bir lider uchun parasiyat qanchalik muhim bo'lsa, uning durust ve to'g'ri bo'lishimi shunchalik ahamiyatga ega degan. Lider bo'lman degan kishilar Yusuf Xosajibning bu hikmatlarini mutlaq ravishda o'qish kerak. Alloh rozi bo'lsin. Bizdan ko'p liderlar chiqdi. Ammo yuqorida ifoda qilib o'tilgan xislatlarga ega bo'lgan liderlar nihoyat oz chiqdi. Shundaqdimi, mening mushundoq fazilatlarga ega bo'lgan va xalqimizning taqdirini o'zgarta oladigan haqiqiy bir liderning bir kunlari cho'qim chiqadiganligiga ishonchim komil. Mana mush omillar nazarga olganimda o'zimni hozirgacha men lider emas deyishimning sababi ayon bo'ladi. Erkin Altekin efendim so'zda chatalik uyg'urlarning mafkurasini birlikka keltirishning muhimligini ta'kidlab mundoq dedi. Belginingdek chatalarda yashayotgan biz uyg'urlarning ko'pchiligi siyosiy tuzumlari bir-biriga hech o'xshamagan, bir-biriga zid bo'lgan, bo'libmi milliy manfaatlari tamoman qarama-qarshi bo'lgan davlatlarda yashaydi. Masalan, Xitoyning diktator kommunist tuzumasida cho'ng bo'lgan bir uyg'ur bilan Saudiya Arabistoniga o'xshash shariat bilan idora qilinayotgan davlat cho'ng bo'lgan uyg'urning hamda demokratik deb atalgan g'arbda cho'ng bo'lgan bir uyg'urning fikri zikri ve dünya olgan köz karışları bir-biriga oxşamaydı. Mezkur devletlerde yaşayotgan uyğurlarının hemmesinin arzusu bir bolsumu, bu arzuq yetiş üçün tallap algan yolu, metodi, siyaset strategiyesi, taktikleri, hem kelecekte Şerq Türkistan'da qobul kılınan siyasi tüzüm toğırsızdaki çüşençilerimi bir-biriga oxşamaydı. Bunun üçün çetellerdeki uyğurlar öz ara bir mepkürü birlik hasıl kılışı, kerek bo'lganda ko'p partiyalik demokratik bir tuzumni o'zlashtira oladigan bir nizomnoma tuzib chiqishi va bu nizomnoma kelajakda ona vatanda diktator kommunist tuzumidan ko'p partiyalik demokratik parlamentlik tuzumga o'tish jarayonida qalam kelindigan mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining asos qonunining negizini tashkil qilish kerak edi. Buning uchun biz uzun muzokaralardan keyin uyg'urcha qalam kelingan dunyo uyg'ur qurultayining nizomnomasini inglizchaga tarjim qilib, dunyoviy nufuzga ega qonunshunoslarning fikrini olib, Germaniyada tizim qoldirgan edi. Bu nizomnoma orqali bizni qo'llab kelayotgan chet elliklarning muayyanlashtirishini, xalqimizni hozirdan boshlab demokratik parlament tizimiga ko'ndirishni va yoshlarimizga demokratik prinsiplarga, xalqaro va kishilik huquqqa rioya qiladigan bir nizomnomani omonat qilishni nazarda tutgan edi. Eğer biz hazırdan bu yolunu tutmasak, kelajakda Sharq Turkiston xalqining mustabid kommunist tuzumidan ko'p partiyalik demokratik parlamentlik tizimiga o'tish jarayonida ularga yar yo'lakda bo'la oladigan yo'llarni hozirdan boshlab yetkizmasak, Markaziy Osiyo jumhuriyatlarida bo'lgandek, xalqimiz bir diktator tuzumidan qutulib, yana bir diktator tuzum ostida qoladi.